Merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Uzun zamandır kendin yap videosu yapmıyorduk. Bu videomuzda bir kendin yap projesiyle karşınızdayım. Tek renkli şerit ledlerinizi ve RGB şerit ledlerinizi kontrol edebileceğiniz, aynı zamanda akıllı hale dönüştürebileceğiniz bir led kontrolcüsü yapacağız. Evet, bir LED kontrolcüsü yapacağız dedik. Bunu az önce de introda gördüğünüz gibi bir devre kartı üzerine yapacağız. NodeMCU ve birkaç komponent kullanacağız. Bunları da devre kartı üzerinde toplayacağız. Devre kartı konusunda sponsorumuz bu videoda PCBWay. Benim Povodu markalı akıllı ev ürünleri üretme gibi bir hayalim var. Bu noktada bundan sonra devre kartı tarafında PCBWay ile birlikte çalışacağız. Bu videomuzda ilk ürünün devre kartı geldi. Aslında buna çok ürün demek doğru olmayacak çünkü burada bir NodeMCU kullanacağız üstüne takarak. Çok da maliyeti düşüremedik aslında. Bundan sonraki ürünlerimizde biraz daha uygun maliyetli ürünler ortaya çıkarmaya çalışacağım. Ama bu da bizim için bir başlangıç oldu. Üstünde logomuzun da olduğu bir devre kartı bu. Üstüne NodeMCU takılacak ve renkler için MOSFET'ler ve bir de regülatör takılacak. Çok basit bir devre kartı. Aslında bu projeyi yapmak için herhangi bir devre kartına da ihtiyacımız yok. Biz biraz PCBWay ile nasıl çalışılacağını öğrenmek için aslında bu şekilde bir devreyle yola çıktık. Ama dediğim gibi bunu bir devre kartı olmadan kendiniz de yapabilirsiniz. Biz devre kartı üzerinden yapacağız. Ancak proje ile ilgili tüm dokümantasyonu videonun açıklama kısmındaki linkten edinebileceksiniz. Dediğim gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Öncelikle devre kartını size bir yakından göstereyim. Daha sonra da projemize başlayalım. Bu videomuzda bu kontrolcüyü kullanarak bir tablo aydınlatması yapacağım. Bunun için gerekli parçaları da 3 boyutlu yazıcıdan basacağım. En son projemiz bittiğinde toplamda 4 tane tek renkli tablo aydınlatıcım ve tablomla birlikte koridorumda böyle bir galeri ortamı oluşturmak istiyorum. Aynı zamanda da gece aydınlatması olarak kullanmak istiyorum bu tablo aydınlatmalarını. Yazıcıdan çıkartacağımız parçaları yazıcımıza göndererek projemize başlayalım. Elimde şöyle IKEA'dan almış olduğum 4 tane çerçeve resmim var. Bunları bu kapıdan duvar sonuna kadar eşit aralıklarla böleceğim. Ve tablo aydınlatmalarımızı da bunların üstüne gelecek şekilde hazırlayacağız. Şimdi bir tanesini yapacağım. Daha sonra diğer üçünü de yapıp tamamlayacağım. Evet, devre kartlarımız bunlar. Gördüğünüz gibi üzerinde kendi logomuz var. Bundan 10 tane aldık. PCBWay'de zaten 10 taneye kadar siparişiniz 5 dolar. Gerçekten çok uygun fiyat. Farklı renklerde bu kartlardan sipariş verebiliyorsunuz. Zaten çoğunlukla 10 adet sipariş veriyorsunuz. 10 santime 10 santim büyüklüğünde bir devre kartı, bir PCB 5 dolara hazırlanıyor. Şu şekilde bir kartımız var. Normalde çoğunlukla yeşil kart görüyoruz. Ancak ben burada beyaz tercih ettim. Bundan sonra muhtemelen beyaz tercih edeceğim. Daha hoş görünüyor. Bir de bu sene PCBWay'in 6. senesi olması itibariyle bu şekilde bir rozet göndermişler. Böyle arkası ışıklı falan. Kamerada çok belli oluyor mu? Emin değilim. Şu ışıkları kapatıp bir göstereyim. Evet, böyle çok havalı bir rozet. Biraz büyük ama güzel. Bunun haricinde üzerimdeki tişörtü, işte bir tane şöyle bir kalem.
Bir de şöyle yine fazlasıyla havalı görünen bir cetvel gönderdiler yanında. Bu cetvel hem inç hem santimetre olarak ölçebiliyor. Aynı zamanda üzerindeki komponentlerin ölçülerini de kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı. Aynı zamanda da dediğim gibi çok havalı görünen bir cetvel. Ben çok beğendim bu ürünü. Durum böyle. Bu devre kartımızı dediğim gibi Node MCU ve birkaç komponent daha ekleyerek kullanacağız. Onlar için de şöyle Robotistan'dan aldığımız kutumuzu açalım. Bundan 4 tane yapacağım demiştim. Node MCU'larımız burada. Bir sonraki projemizde de yine aynı şekilde bu devre kartını kullanarak bir RGB LED yapacağım. Bu videomuzda yaptığımız projemizde tek renk bir şerit LED kullanacağım. Ama bir sonraki videomuzda da RGB kullanarak daha güzel bir proje yapacağız. Şimdiden onun da tüyosunu vereyim. Burada bir sürü Node MCU'muz var. Klemenslerimiz var. Regülatör ve MOSFET'lerimiz var. Bir tane daha Node MCU ve dişi header'larımız var. Bunları da devre kartlarımızın üzerine lehimleyeceğiz. Kesme matı da biraz yamuk. Bunu yeni aldım. Tam düzeltemedim. O yüzden bu yamukluk sizi rahatsız ediyor olabilir. Bunun için de şimdiden kusura bakmayın. Evet, ilk olarak Node MCU'muzu bilgisayara takıyoruz. Daha sonra Home Assistant arayüzümüzden ESP Home eklentisinin olduğu sayfaya geliyoruz. ESP Home eklentisini daha önce Sonoff videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştık. O videoyu da yine kartlar kısmından bulabilirsiniz. Benzer şekilde buradan yeni bir ESP cihazı ekliyoruz. Tabii cihazı eklerken Node MCU seçmeyi unutmayın. Jenerik seçtiğimiz zaman bazen problemler çıkabiliyor. Daha sonra Wi-Fi bilgilerimizi giriyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi buradan çıkan kodu Node MCU'muza göndermesi var. Bunun için Edit kısmına gelip buraya ışıkla ilgili kodları yapıştırmamız gerekiyor. Eğer bu Edit kısmında Not Found yazıyorsa ESP Home modülünden bir ana sayfaya dönüp tekrar buraya geldiğinizde sorun düzelecektir. ESP Home.io sitesine gidip burada seviyesi ayarlanabilir bir LED olan monokromatik light'ı seçiyorum. Daha sonra arayüzüne girdiğimde burada zaten kodları mevcut. Bunu buradan kopyalıyorum. Edit butonunda açılan pencereme yapıştırıyorum. Burada sadece ismini değiştirebilirsiniz. Diğerleriyle oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü YAML dosyası hassas bir dosya. Kolay bozulabilir. Bunu da yazdıktan sonra bir kez validate edip kodun doğruluğunu kontrol ediyoruz. Eğer doğruysa buradaki 3 noktaya tıklayıp kodu compile ediyoruz. Yani kodumuzu derliyoruz. Kod derlendikten sonra eğer bir hata almazsanız buradan bu kodun son halini download butonuyla bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. İlk aşamada Node MCU'ya kodu kendimiz atıyoruz. Daha sonra zaten Wi-Fi bilgilerini verdiğimiz için burada herhangi bir değişiklik yaparsak bu kodu Wi-Fi üzerinden Node MCU'ya gönderebiliyoruz. Ama ilk olarak Wi-Fi'ye bağlanabilmesi için Node MCU'ya kodu elle atmamız gerekiyor. Bunun için de bir flasher kullanacağız. Yine bunun da nasıl kullanıldığını Sonoff videosunda anlatmıştık. Flasher'a bu indirdiğimiz binary kodu atıyoruz. Node MCU'nun bağlı olduğu COM portu seçiyoruz. Tabi bilgisayarınızda Node MCU'nun driverları yüklü değilse bunu kurmayı unutmayın. Aksi takdirde Node MCU'yu göremeyecektir. Burada COM port olarak herhangi bir port göremeyeceksiniz. Driver'ı yüklediğinizde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ve flash dediğimizde kodu cihazımıza gönderiyor. Daha sonra da cihaz bağlantı sağladığında buraya zaten seri port üzerinden bir bilgi geçiyor. Bu ekranı kapattığımızda da cihaz bağlandığında zaten burada online ibaresi gözükecek. Bunun hemen ardından
Notification yani bildirim panelinde zaten bir cihaz bulundu şeklinde bir bildirim geliyor. Gelmese bile siz SAP Home entegrasyonuna gidip bu cihazı manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Ama çoğunlukla zaten yeni bir cihaz eklendiğinde bunu görüyor. Daha sonra siz bunu bir alan seçerek ışıklarınızın arasına ekleyebiliyorsunuz. Tabii biz ışık olarak tanımladığımız için bunu ışık olarak gördü. Bunun haricinde farklı farklı bir sürü çeşit var. Bunları yine SAP Home'un kendi sitesinden bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da RGB bir ışık yapacağız. Yine onu da aynı şekilde buradan RGB olanını kopyalayarak yapacağız. O videomuzu da bekleyin diyorum. Evet, NodeMCU'muz burada. Programladık. Üstüne takacağız. Pillerimizi monte edeceğiz. LED'imiz burada. 3 boyutlu yazıdan bastığımız parçalarda burada. Şimdi bu devremizi buraya monte edeceğiz. Yanına 2 tane 9 volt pil koyacağız. Aslında burada 18650 pil de kullanabilirdik. Ben 9 volt diye projeye başladım. 9 volt diye devam ettim. Memnun kalacak mıyım? Çok da emin değilim açıkçası. Ama bir deneyeceğiz. Şimdi şu LED'i önce hemen şu kanalın içine bir yapıştıralım. Evet, kapak kısmımız hazır. Şimdi devre kısmımıza geçelim. Burada iki tane 9 volt pil kullanacağım. Ancak bunları birbirine paralel olarak bağlayacağım. Bu şekilde daha uzun süre yanmasını hedefleyeceğim. Buna bir açma kapama anahtarı da yapacaktım. Şöyle hatta anahtar için buraya yer de yaptım. Ama kutuyu tam ölçüsünde tasarladığımızı unutmuşum. O yüzden anahtar koyamayacağım. Belki daha sonra bu kutuyu modifiye edebilirim ama şimdilik anahtarsız olarak devam edeceğim. Şimdi bunları birbirine paralel bir şekilde lehimleyeceğim. O yüzden bunları bir çıkartalım. Evet, pil başlıklarımız hazır. Uygun yapmışız. Rahat bir şekilde girdi. Evet, buradaki 12 volt ve GND hattından devre kartımızı besledik. Bu aynı zamanda NodeMCU'yu da besleyecek. Daha sonra burada bir regülatörümüz, bir de MOSFET'imiz var. MOSFET'i bir tane kullandım çünkü tek renkli bir LED yapacağım. Buraya zaten Clemens de takmadım tek renk kullanacağım için. Evet, şu an devremiz hazır. Buraya LED'imizi de bağlayıp artık kontrol edebiliyor olacağız. Zaten kodunu da atmıştık içine. Bunu takmadan önce devre kartımızı da kutumuza monteleyelim. Burada vida yerleri de hazır zaten. Evet, devre kartımız için yerimiz hazır. Şimdi bu kabloyu da buraya monteleyeceğiz. Onun için şuradan ucunu kesiyorum. Bayağı uzun bir kablo hazırlamışız bunun için. Fazlasıyla kısa bir kablo gerekli. Hatta şöyle biraz daha kısa yapabiliriz. Evet, bunlar da hazır. Normalde aslında şuralarda vidalar için yerler var ama ben buraları da yapıştırarak halledeceğim. Evet, videomuz mutlu sonlu bitti gibi oldu ama aslında pek de mutlu sonla bitmedi. 9 voltluk pil çözümü çok fazla işe yaramadı. Yani piller 1-2 gün içerisinde bitti. Buradan da anlıyoruz ki Wi-Fi çok fazla güç tüketiyor. Muhtemelen bu sorunu kablo kullanarak çözeceğim. Çünkü şarjlı bir şekilde yapmak çok sağlıklı olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle SAP kullandığımız zaman. Çünkü dediğim gibi Wi-Fi çok fazla güç tüketiyor. O yüzden muhtemelen bu devre kartlarından sadece bir tanesi işimi görecek. Bundan 4 tane hazırlamıştım. Diğerlerini yapmadım. Bir de bir sonraki videomuz için bir RGB olan modeli hazırladım. O da şu an yanımda. Ancak şunu belirtmek istiyorum.
Devre kartımızda MOSFET'lerle ilgili bir problem yaşadım ama sadece ben yaşadım. Bu devre kartının tasarlanmasında da 3 boyutlu yazıcıdan bastığımız parçaların tasarlanmasında da Nurullah arkadaşımız bana çok yardımcı oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi bu devreyi kurduğunda herhangi bir problem yaşamadı ancak ben kurduğumda MOSFET'lerle ilgili bir problem yaşadım. Rastgele denediğim birkaç MOSFET modelinden sonra çalıştırabildim ancak. Çalıştıramamaktan kastım şöyle. LED'leri tam parlaklıkta yakamıyorduk. Zaten Home Assistant'la çalıştırdığım kısımda videoda dikkat etmişsinizdir. LED'ler çok sönük yanıyordu. Bunu farklı bir MOSFET'le çözebildim ama dediğim gibi bu problem sadece bende oldu. Nedeniyle alakalı en ufak bir fikrimiz yok. Bunu da ek olarak belirtmek istedim. Bu MOSFET problemi yüzünden videoya başladığım tarihle bitirdiğim tarih arasında gerçekten uzun bir süre var. Zaten videonun gecikmesinden de anlamışsınızdır. Yaşadığımız problemlerden dolayı. Ayrıca PCBWay'e de bu videomuza sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Siz bu videomuzu beğendiniz mi? Yani PCBWay ile çalışmaya devam etmeli miyiz? Yorumlar kısmında lütfen bize görüşlerinizi belirtin. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.